Merhaba sevgili izleyiciler. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyareti vesilesiyle bu yayında Ankara'nın Filistin sorununa yönelik politikalarını ve İsrail'in yeni yönetimiyle, yeni hükümetiyle ilişkilerinin olası seyrini konuşmak istiyoruz. City University of New York, Brooklyn College'da geç dönem Osmanlı Filistini üzerine çalışan tarihçi Louis Fishman bizimle. Fishman gündelik gelişmeleri, güncel gelişmeleri de çok yakından takip ediyor ve makaleleriyle çeşitli gazetelerde, dergilerde değerlendiriyor, yorumluyor. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak biraz da sürpriz bir şekilde son dakikada açıklandı zaten kamuoyuna, Türkiye'ye geldi. Görüştü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve fakat Abbas şu anda son derece popülaritesini yitirmiş bir lider Filistinliler açısından. Hem Nisan ayında 15 yıldan sonra ilk kez seçimler yapılacaktı. Onu ertelemesiyle zaten tepkiler sokağa da dökülmüştü açıkçası. Arkasından işte İsrail'in Gazze saldırıları, Kudüs'teki gelişmeler oralarda pasif kaldığı için eleştirildi. Ama en son hükümetini, yani Filistin yönetimini yolsuzluklar nedeniyle, kötü yönetim nedeniyle eleştiren bir aktivist Nizar Banat'ın gözaltında öldürülmesi sonrasında şimdi yeni protestolar da var. Yani böyle bir zamanda Türkiye'yi ziyaret ediyor. Bu ziyaretten karşılıklı olarak beklentiler neler olabilir ve tabii yeni İsrail hükümeti nasıl izliyordur acaba bu ziyaret? Tamam, ilk olarak çok haklısınız. Filistin Başkanı Mahmud Abbas çok güç kaybetti, noktaya geldi. Yani bence Abbas'ın tarihinde en sıfır noktasına geldi. Hem etkisi kaldı, yani son çatışmalarda çok bir ses çıkmadı ondan. Biz görmedik onu bile. Sonraki tabii ki Kudüs'te olaylarda hiçbir etkisi yok. Bu çok ilginç bir şey. Ve üçüncü şey tabii ki seçimde istemedi. Çünkü seçim gitseydi büyük bir galibiyet olacak Hamas için. Yani kesinlikle. Çünkü bak maalesef ki Mahmud Abbas, ben onun için ya yani biz Mahmud Abbas yıllarca için Filistin için mücadele ediyor. Bu kesinlikle, bu çok önemli. Ama çoğu genç Filistinliler için Mahmud Abbas bile işbirliği yapıyor İsrail'e de suçlanıyor. Ve son nokta geldi tabii ki bu aktivist, Hebron'daki aktivist öldürüldü. Yani tutuklu olurken, o zaman Mahmud Abbas şimdi Türkiye'ye geliyor. Bir yanlış bence. Yani mesela evde çok problem var. Biz hatırlıyoruz Gezi'de ilk başladığında Erdoğan Maghreb'e gitti. Belki yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle yanlış bir zaman. Ama aynı zamanda Mahmud Abbas Türkiye'de ne alacak, ne anlaşılacak? Ben de pek ne olacak bence büyük bir şey çıkmaz bundan. Mahmud Abbas tabii ki çok önemli olan ama şu anda yanlış zaman bence Türkiye'ye gelmek. Ve tabii ki Erdoğan'dan ne alacak, pek bir şey almayacak. Biz biliyoruz yani mesela Filistinler'de evde çok iş yapması lazım. O zaman pek anlamadım zaman niye şimdi geldi. Hamas'la belki arasının düzeltilmesi için Türkiye'nin arabulucu olabileceği söyleniyor ama bu böyle bir şey. Peki bir de şöyle bir şey vardı. Türkiye 2018 yılında Filistin yönetimiyle bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalamıştı. Bunu geçen ay yürürlüğe soktu. Resmi gazetede yayınlandı. Evet, Ankara. Şimdi buna göre de işte kolluk güçleri Türkiye'de Filistinli eğitim alacaklar. Türkiye destek verecek. Ama bu İsrail'in onaylaması, yani bunun hayata geçirebilmesi için, tabii İsrail'in onaylaması gerekmiyor ama işlemesi için İsrail'in onayı gerekmez mi? Yani İsrail böyle bir destek verir mi Türkiye'nin yetiştirmesine Filistin güçlerini? İlk olarak bence maalesef biz biliyoruz yani son 5 yılda Çavuşoğlu zamanında Türkiye'de iki siyaset vardı. Bir anda somut adımlar da atıyor ve gerçek adımlar atıyor. Biz biliyoruz Filistin'in şüphesiz yok.
Türkiye onlarda insani yardım veriyor, hastane bina ediyorlar da bu bir tartışma yok. Bazı insan onu göremiyor. Yani mesela gerçekten Filistinler için bu Türkiye ve Erdoğan yaptıklarını saygı veriyor ve anlıyor çok önemli. Çünkü Filistinliler ortada kaldı. Hiç pek arkadaş yok. Biz ordunun tabii ki Abdullah'dan yani Kral Abdullah'dan veya El-Sisi'den yıllarca sıkıntı vardı. Tabii ki Hamas Muhammed Morsi destek verdi. O zaman yıllarca Mısır'dan da yani arkadaşlık pek yok. Biz biliyoruz. Ve tabii ki Mahmud Abbas sembolik destek vardı BAE'den. Aynı zamanda Hamas'tan Katar'dan para geliyor. Para tabii ki Katar, İsrail tarafta geliyor ve onlar da maaş veriyor. Bu başka bir şey, bu önemli bir şey. O zaman bu anlaşma ikinci politika vardı. Bu somut adımlar anlattım. İkinci de maalesef Çavuşoğlu zamanında bir konuşma vardı. Krizler yaratıyor. Sonra arkadaşlık yapıyor. Biz biliyoruz bir yıl önce Yunanistan ile büyük bir kriz oldu ve hemen hemen herkes savaş başlayacak. Ama şimdi Yunanistan daha yaklaşıyor. O zaman bir açıkçası bir yani Türkiye'nin dış politikası son yıllarca çok zayıf böyle görüyorum ve büyük konuşuyor. Ve bir daha Filistinler'de bu anlaşma, yeni anlaşmadan sizin bahsettiğiniz anlaşma büyük konuşma. Çünkü biz biliyoruz Filistin bağımsız bir devlet yok. Yani Filistinler yani mesela İsrail, Türkiye gelmek İsrail tarafta gelmesi lazım. Ben Gurion'dan gitmesi lazım. Başka yol yok. Yoksa Mısır'dan veya Ürdün'den. Bütün insan yardım İsrail tarafta kontrol ediyor. Biz biliyoruz. O zaman ne yapacaklar? Tamam training bir şey var da eğitim verecek. Filistin polis eğitim verecek. Ama ne kadar önemli olabilir? O zaman bence büyük bir sembolik bir şey. Ama Türkiye'de nasıl yazıyorlar? Yani en büyük bir anlaşma geldi Filistin devlet ve Türkiye arasında. Biraz saçmalık geliyor. Maalesef. Tabii ki Filistinler gerçekten Türkiye'ye lazım şu anda. Bundan hiç tartışma yok. Ama büyük sözden onlar da çok duydu. Filistinler, bak ben bitireyim. Filistinler de 30 yıldan pek arkadaş gördü. Pek arkadaş gördü ve bu arkadaşlar da bir anda bırakabilir. Onlara bırakabilir. Onlar Türkiye'de aynı bilir. Yani Türkiye'ye inanıyor ama biraz artık tarih iyi biliyor. Ve biliyor ki İsrail'den Türkiye'ye izin veriyor. Mesela bu İsrail anlaşması olmasaydı olmayacaktı. Hiçbir şey olmayacaktı. O zaman büyük konuşmak şimdi önemli bir şey. Yani bana şey yazık geliyor. Yani biraz yazık geliyor yani mesela. Somut Peki adımlar istiyorlar. tam da mesela işte Haziran ayında Ankara Gazze'ye bu saldırılar ertesinde yardım gönderdi Kızılay vesilesiyle ve İsrail üzerinden gönderdi. Mısır üzerinden zaten Mısır'la da ilişkiler zor. Yani bu da bir diyalog olduğunu ve İsrail'le alt düzeyde de olsa değil mi? Yani onların onayıyla işte bu yardımlar Gazze'ye ulaştırıldı. Yani ne diyorsunuz, bu ilişkiler yeni hükümetle daha olumluya gider mi? Bir de hükümet ortağı bir İslamcı parti var, Ra'an Partisi. Mesela iki taraf arasında Türkiye ile Ankara, ya Ankara ile İsrail arasında bir diyalog yardımı olur mu yani bu Evet, partinin? evet. Evet, ilk olarak biz hatırlamak lazım. İki onu İsrail son Netanyahu yıllarında ne başladı? Bir hatırlıyoruz. Netanyahu 2009 girdi. Başbakan olarak ikinci kere girdi ve hemen 2010'da Mavi Marmara krizi başladı. 2013 Netanyahu özür diledi Erdoğan'a. Ve tabii ki anladı ki gerçekten Erdoğan bekledi ve Netanyahu gerek vardı yani o özür dilemek. Ama 2016
2016'da yeni bir anlaşma vardı. Ve bu anlaşma İsrail hepsi bütün insani yardım kontrol edecek. Yani Türkiye'de her şey yapabilir orada ama İsrail'de izin vermesi lazım. O zaman aslında biz görüyoruz ki İsrail Türkiye'ye batışlara ya da Gazze'de etkisini yayabilmesi için izin veriyordu. Yani Türkiye etki yayabilmek için İsrail'e bağlı olmuş oluyor. Ve bu çok önemli nokta. Çünkü onlar da kesinlikle biliyorlar şey var da İsrail'den izin almak lazım. O zaman bu o yüzden tabii ki 2016 anlaşmaya göre Türkiye'de insani yardım gönderebilir. İsrail hiçbir tartışma yok o konuda. Ve biz gördük geçen ay gerçekleştirdi. İsrail'de bir problem yoktu. Şimdi bu formülada tabii ki her zaman da ekonomi devam ediyor, büyütüyor. Türkiye'de ve İsrail arasında. Bu çok önemli bir nokta vardı. Şimdi yeni hükümet ne olacak sordun. Biz beklemek lazım ne olacak. Yani hükümet yeni girdi. İlk olarak Lapid Dış Bakanlık, Dış Bakanı nereye gitti? BAE gitti, Abu Dhabi gitti ve Dubai gitti. Tabii bu en önemlisi. Ve Başbakan Bennett, biraz tuhaf söylemek Başbakan Bennett çünkü yıllarca Başbakan Netanyahu diyorduk. Ama Başbakan Bennett Urdun'a gitti. O zaman onlar için yani geçen ayda Mayıs'ta çatışma sürecinde Türkiye'de ikinci turda kalıyor. Bu çok önemli. Yani mesela birinci tur olmayacak bu hükümette. Şimdi Ram'da bakarsak ben hiçbir şey yazmadım. Benim son makale yazmak istediğim yer yoktu. Başka makale olabilir. Biz biliyorsunuz yani İsrail'deki Filistinler vatandaş sahip olan yarısı Erdoğan destek veriyor. Ram Partisi'ne destek veriyor bildiğime kadar. Ve Ahmet Tibi de çok önemli politikacı destek veriyor. Ama İsrail Komünist Partisi Hadaş, Ayman Ode, yani Ayman Ode Joint List başkanı aslında Erdoğan'a karşı birisi. Çünkü HDP de destek veriyor. Yıllarca HDP destek veriyor. Ve biliyoruz Selahattin Demirtaş ve Ayman Ode bir kere bir görüşme yaptı Washington DC'de. 2015'te. O zaman siyaset tabii ki Ram yardım edebilir ama Hamas ile beklemesi lazım. Çünkü tabii ki Ram İslamist bir parti, Hamas İslami bir örgüt ama Hamas'a ters bakıyor Ram yaptıklarını. Yani o öyle bir sadece bir hükümet girdikten sonra Hamas kesinlikle kabul etmiyor. Biz biliyoruz Ram Parti katlandığı da ilk defa, bak manşet o. İlk defa İsrail'in tarihi bir Arap bir partisi var. Yani koalisyonda. Ve 3 kere Gazze bombaladı. Evet. Evet. Ve Abbas yapacak bir şey yok. Şimdi bu hükümette 100 gün onu vermesi lazım. 100 gün olursa, devam edebilirse biz bilmiyoruz ya. Her gün bir kriz çıkacak. Ama onlarda çok önemli sınavlar geçti. Artık biz biliyoruz geçen hafta vatandaş bir şey var. Law, legislative law. Ben unuttum. Kanuni. Yasası. Evet. Evet. Aynı. O olmadı ama Ram Parti onu destek verdi. Bu çok önemli bir nokta. O zaman belki bir ay sonra bir değişim görüşeceğiz. Çünkü tabii ki biz hatırlamak lazım. Bu hükümet çatışmalarından doğdu zamanda. O zaman hala kaldıkları bu çatışmadan. Şimdi bir ay, iki ay, üç ay sonra ne olacağını biz beklemek lazım. Düşünmek lazım.
Ama şunu söylediniz, onun altını çizmek istiyorum daha iyi anlaşılsın diye. Yani hem İsrail Dışişleri Bakanı'nın ilk ziyaretinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne olması, İsrail Başbakanı'nın Ürdün'e gitmiş olması, Kral Abdullah'la bir araya gelmiş olması ki onların da arası çok yani sıkıntılı ilişkiler İsrail ve Ürdün'ün. Önceliklerinin Türk yani yakın çevrede bir belki tabii Birleşik Arap Emirlikleri o kadar yakın sayılmasa da nasıl diyeyim, Arap ülkeleriyle bir güvenlik ağını sıkılaştırmak gibi, yani daha doğrusu bu Amerika'nın da arabulucu olduğu süreci güçlendirmek gibi, Türkiye ise daha sonra düşüneceği bir dış politika aktörü anladığım kadarıyla. Evet, aynen öyle. Yani Türkiye onlar için çok önemli bir yer Tutmuyor. bir rol oynamıyor şimdi. Biz beklemek lazım. Şimdi Türkiye'de ilginç bir şey vardı. Biz biliyoruz Erdoğan ve Netanyahu hiçbir aşk yoktu. Biz biliyoruz. Yani ikiniz birbirini nefret ediyor ve ikiniz birbirine hakaret ediyorlar da birbirini. Twitter'da biz biliyoruz. Twitter'da ne yazdık, ne Netanyahu yazdı Erdoğan hakkında, ne Erdoğan Netanyahu hakkında yazdı. İkisi de. Ama aynı zamanda bir gizli gibi bir ittifak. Yani yazılmış bir ittifak değil. Ama ekonomi çok önemli. Hem Netanyahu için hem Erdoğan için. Tamam, tabii ki hakaret var da, küfür var da. Ama bir şey dokunmadı, ekonomi dokunmadı. Ve İsrail Türkiye arasında ekonomi devam büyüyor ve büyüyor. Yani her yıl geçtikçe daha büyük oluyor. Biz biliyoruz 2015'te tabii ki petrol Irak-ı Kürdistan'dan Türkiye tarafta geldi. Biz biliyoruz Türkiye'de Suriye Savaşı'nda çok önemli Hayfa tarafı da var Haliç'e gitti. Var Loreylar getiriyorlar da Hayfa'dan gemide ve Hayfa'dan Urdun'a geçti. O zaman biz biliyoruz her zaman da ekonomik devam yani hiçbir sıkıntı olmadan gibi ekonomi devam etti. Türk Hava Yolları yıllarca tabii ki korona zamanında sonra biraz değiştirdi. Ama Tel Aviv'de gündüz 10 uçuş vardı. Mavi Marmara zamanında bütün yani neler kaç tane kriz var İsrail ve Türkiye arasında ama Türk Hava devam ediyordu. Bazen insanlar yolculuğu durdu. 2 ay, 3 ay ama hemen geldi. 2017-2018 1 milyon kişi İsrail'den İsrail'e hem turist ve İsrail'e Türk Hava'dan kullandı. Yani çok büyük para Evet, yani bahsediyoruz. Türk Hava. kamuoyunda kavga olsa da İsrail'le ticaretin ve ekonominin, ekonomik Devam ediyor. ilişkilerin devam etmesini Evet, sağladılar. evet. Şimdi bu hükümetle de aynısı mı olacaktır dersiniz? Evet, bu problem de başlıyor burada. Çünkü biz biliyoruz Başbakan Erdoğan'dan nefret ediyor. Yani resmen olarak Twitter'da yani Netanyahu hakaret zor olursa o da 1.000 kere daha zor yazdı yani. Ve onlar da ilginç olan, çok ilginç olan Netanyahu Türkiye'ye bir şekilde savunuyordu. Çünkü en ekonomik ilişkileri devam etsin istiyordu. Yani yeni bahsettim. O zaman ilginç bir şey. Ya Bennett hiçbir Türkçe lost love ne demek? There's no lost love yani hiçbir aşk olmadı ve evet. Fırsatın, evet, yani böyle bir şey şansı yok, öyle mi? Evet, öyle bir şey. Hem de ondan sonra biz Lapid eskiden Netanyahu hep nasıl hakaret ediyordu? Sen tam Erdoğan'sın, Netanyahu hep söyledi. O zaman biz biliyoruz. Ve ilginç olan da hükümette ilk defa bir sol partiler vardı. Ve sol partiler Ermeni soykırımının resmi olarak tanımasını istiyor. O zaman o da problem olabilir gelecekte. Anladın mı? Yani mesela Evet. çok farklı şeyler. Ve Türkiye'de hiç alakası yok. Bu önemli olan. Ermeni soykırım tanımasa ne için? İç siyasetten. Niye? Çünkü sol partiler daha insani,
insanilik de yaratmak istiyor ve şey demek istiyor. Tek kurban Yahudiler değil. Demek istedikleri için İsrail'in yani önümüzdeki günlerde Ermeni soykırımını tanıyan ülkeler arasında katılması olası diyorsunuz bu hükümet evet, devam ederse. Kesinlikle. Sadece bu hükümet şey beklemesi lazım. Bir yıl sonra biliyorsun bahar Nisan'da olacağını. Şimdi bir sessiz zaman vardı. Ama onlar da Nisan'da Joe Biden'den sonra Lapid ve Meretz Parti Netanyahu baskı verdi ama hiç o konuya girmedi hiç. O zaman yani ne tuhaf ki Netanyahu Türkiye'yi savundu bu konuda. Çünkü ekonomiden tek bir sebep, başka bir sebep yok kesinlikle. İsrail'de bütün çocuklarda, okullarda artık ders alıyorlar Ermeni'nin soykırım hakkında. İsrail'de sağ soldan konuşuyorlar. Büyük bir tartışma bir noktası yok. Türkiye'de tabii ki büyük bir nokta ama İsrail'de normal bir konu artık. Yani, o zaman biz bakmak lazım ne olacak bir yıl sonra. O zaman bir şey, onu yeni hükümet bir itiraf lazım ama onlar zamanında yani Türkiye çok büyük ya Erdoğan daha çok ya bir şey bir anlatmak istiyorum. İsrail ile arasında %70 Türkiye ile iyi bir ilişkileri istiyorlar. Bu kesinlikle. Bu da tartışması yok. Biliyorsun İsrailliler Türk televizyonda bakıyor, Türk müzik de seviyor, bayılıyor. Yani Türkiye'de bayılıyor, seviyor yani Türkiye'de. Yani şey çok çok seviyor. Ama hep Erdoğan'a sıkıntı gibi görünüyorlardı. Şimdi yeni hükümet tabii ki şimdi başbakan oldu ve dış bakanlık. O zaman önceki bahsettiler yani yaptıkları sildik ve yeni real politik alacaklar. O zaman belki bir fırsat var şu anda. Bu anlatmak istiyorum. Ve fırsat varsa ne kadar İsrail ile anlaşıyor o kadar iyi Filistinler için o kadar iyidir. Anladınız mı? Evet. Çünkü kesinlikle bence Türkiye'de yeni siyaset girmesi lazım. Türkiye İsrail gelmesi lazım. Yeni ilişkiler istiyoruz. Şimdi Türkiye'de yapmak lazım. İlk şey var da adım onları atmak lazım Türkiye. İsrail'de fazla karışık şu anda. Yeni siyaset. Bir adım atmak için erken İsrail açısından zaman, ama tam zaman, Türkiye'nin tam zaman. Adım atması halinde ona bir karşılık bulabilir diyorsunuz. Evet, evet. Onun için ortam kesinlikle. Var. Evet, evet. Peki. Zaman şu anda. Yani bir ay, iki ay sonra, üç ay sonra bu hükümet, tabii ki Türkiye'ye o da bakmak lazım. Hükümet sabit hükümet olacak yoksa istikrarsız bir hükümet olacak. İstikrarsız hükümet olursa Türkiye'de bakacak niye şey var o kadar yatırım yapacağız bu konuda bekleyeceğiz. İkinci bir şey. Belirsiz bir dönem ama bu da Filistin sorunu açısından da aslında çözümsüzlük yani çözüm çabalarını şu anda çok karşılıksız bırakacak demektir. Evet 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 kesinlikle. Ve biz de İsrail tarafta nasıl Türkiye görünüyor? Maalesef Türkiye ekonomi çok bozuldu. Onlar biliyor. Bu çok önemli. Siyaset istikrarsızlık vardı. Biz biliyoruz. Yani son maalesef Türkiye'de 2016'nın sonra şimdiye kadar hem ekonomi kötü gidiyor. Hem siyaset içeride yani büyük bir kavga var biz biliyoruz. Ya muhalefet parti ya yani siz biliyorsun ben anlamak ihtiyacım. Evet. Evet. Yani evet. Bunu koz olarak Türkiye'ye karşı da kullanabilir. Daha doğrusu elini güçlü hissediyor İsrail. Evet, Türkiye'nin evet. Zayıf durumundan dolayı. Kesinlikle. Anladım. İsrail daha kuvvetli bu konuda. Çünkü yani Türkiye'de arkadaşlık istemezse tamam ekonomi devam etsin. Ama şey vardı. Türkiye dikkat etmesi lazım. Çünkü yeni hükümet var. Anladım. Ve onlar tepki ne olacağını biz bilmiyoruz. Örnek olarak Polonya Yair Lapid Twitter'da bir cephe açtı.
yeni hukuk var da eski soykırımdan mal geri almamak. Tazminat için, evet. Aynen, tazminat falan. İşte o zaman Yair Lapid tweet, çok acı bir tweet yazdı. Netanyahu zamanında öyle bir şey olmayacaktı. Biz Yair Lapid ilk defa o kadar önemli rol oynuyor. Bennett de o zaman biz dikkat etmesi lazım. Çünkü anladım. Çok sert çıkışları da olabilir. Olabilir. Kesinlikle. Louis Fishman, çok çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Bu vesileyle İsrail siyasetindeki atmosferi de biraz almış olduk. Teşekkürler. Size teşekkür ederim. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.